DNA dizileme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? Öyleyse kulak verin bir çırpıda anlatacağım arkadaşlar. DNA dizileme işlemi temel olarak 3 aşamada gerçekleşiyor. İlk aşamada dizilimi yapmak istediğimiz DNA örneğini polimeraz zincir reaksiyonu tekniğiyle çoğaltıyoruz. Buraya kısaca PCR ya da İngilizce okunuşuyla PCR yazıyorum. Polimeraz zincir reaksiyonunun terminolojideki kısaltması bu. Polimeraz zincir reaksiyonu sayesinde elimizdeki orijinal DNA parçasından milyonlarca kopya çıkartabiliyoruz. Reaksiyon sürecinde belirli uzunlukta bir DNA zinciri oluşturabilmek için zincirin türeyeceği bir substrata yani enzimlerin etki edeceği bileşiklere ihtiyacımız var. Neymiş? Substrat. Normalde zincirin uzaması için nükleotit, daha doğrusu deoksinükleotit ilave etmemiz gerekiyor. Deoksinükleotit nasıl bir şey? Derseniz işte şöyle bir şey. Şurada bir OH grubu, şurada hidrojen grubu, şurada da bir baz var. Tabii bir de karbon grubumuz var. Oksijen ve hidrojeni de unutmayalım. İşte gayet sıradan bir nükleotit, deoksinükleotit zincirin uzaması için gerekli olan şey. Fakat biz bu zinciri bir noktada sonlandırmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Di deoksinükleotit ilave ederek. O halde artık ikinci aşamadayız. Di deoksinükleotit nasıl bir şeymiş? Hemen onu da size göstereyim. Evet, o da şöyle bir şey. Yani neredeyse birebir aynı. Sadece şuradaki oksijen eksik. Hidrojen ne olmuş? Tek başına kalmış. Deoksi nükleotitler ya da kısaca ddNTP ya da ddNTP molekülleri bu sürece dahil olduğunda zincirin uzaması bir anda duruyor. Çünkü artık ortada bir sonraki nükleotitin bağlanabileceği bir OH grubu Yok, oksijen ve hidrojen yollarını ayırmış, küsmüşler yani. Hidrojen ortada, tek başına duruyor, zavallı. Şu durumda na ne olur zincir daha fazla uzayamaz değil mi? Yalnız kalmış çünkü. Buradaki kilit nokta, farklı türlerdeki dideoksik nükleotitlerin uzayan zincirleri farklı noktalarda kesiyor olması. Evet zincir sonlandırma işlemini tamamladığımıza göre artık her bir ddNTP ya da ddNTP molekülünü floresa floresa floresan, bir de konuşabilsem arkadaşlar floresan boyayla işaretleme safhasına geçebiliriz. Nedir onlar? Yani elimizde dört farklı seçenek var. O halde tüm G'leri maviyle, tüm A'ları kırmızıyla, tüm T'leri yeşille ve tüm C'leri de turuncuyla işaretleyelim. Evet, uzayıp giden DNA zincirine ilave ettiğimiz her bir dideoksinükleotit molekülünü floresan boyama tekniğiyle işaretledik. Şimdi, polimeraz zincir reaksiyonu ile elimizdeki orijinal DNA parçasından milyonlarca kopya elde etmiştik. Sonra da ddNTP ya da ddNTP moleküllerini kullanarak zincirlerin uzamasını farklı noktalarda durdurmuştuk. Şu durumda elimizde farklı uzunluklarda DNA dizileri oluyor, değil mi? Sanırım çizerek örneklendirsem daha iyi anlaşılacak. Evet, şu minik nokta diziye katılan bir nükleotit olsun. Ama normal bir nükleotit, yani deoksinükleotit olduğunu unutmayalım. Peşi sıra bir nükleotit daha, bir tane daha ama sonra birden bir dideoksinükleotit geliyor ve zincirin uzaması bu noktada duruyor. Yani burada yalnızca 4 nükleotit uzunluğunda bir DNA zinciri var. Bir diğer polimeraz zincir reaksiyonu sonrasında belki de 1 2 3 4 5 6 evet zincir uzadıkça uzuyor sonra hop ne oluyor? Birden yine bir dideoksinükleotit ekleniyor ve zincir sonlanıyor. Kısacası Türeyen milyonlarca numunenin ardından ortaya çıkan bir tablo bu şekilde karşımızda. Tabii kimi zaman yalnızca bir normal nükleotit de olabilir. Bir deoksinükleotit ve hemen ardından bir dideoksinükleotit. Ya da iki normal nükleotit ve peşinden, bu da turuncu olsun mesela, diziye nokta koyan bir dideoksinükleotit. Turuncu olan hangisiydi arkadaşlar? C. Yani dideoksistidin trifosfat. Dediğim gibi burada belirleyici olan bu zincirlerin farklı dideoksinükleotitlerle farklı noktalarda sonlanması. Dolayısıyla her birinin uzunluğu da farklı oluyor. Gelelim üçüncü ve son aşamaya yani jel elektroforenezi aşamasına. Bu aşamada oluşan farklı uzunluktaki zincirleri büyüklüklerine göre ayrıştıracağız. Bunun için önce floresan boya ile işaretlediğimiz tüm bu parçaları elektrik akımına maruz kalan bir jelin içinden geçiriyoruz. Jel her bir DNA parçasını büyüklüğüne ve elektrik yüküne göre ayırıyor. Sonra devreye oldukça güçlü bir bilgisayar giriyor. Floresan boya ile etiketlediğimiz tüm uçları bir bir tespit ediyor ve renklere karşılık gelen harfleri art arda dizmeye başlıyor. Mesela şuraya baktığınızda Mavi floresan boyayla ile işaretlenmiş şu noktayı görüyor ve dizideki ikinci nükleotidin G olduğunu e, söylüyoruz. Hemen ardından yani bilgisayar söylüyor. Hemen ardından turuncu nükleotit görüyor ve diziye harf karşılığı olan C'yi yazıyor. Sonra yine bir G ve dizi bu şekilde uzayıp gidiyor. İşlem tamamlandığında ortaya G, A, T ve C harflerinden oluşan uzun bir harf kombinasyonu çıkıyor. İşte tüm bu kombinasyona DNA dizisi bu üç aşamalı işlemede DNA dizileme diyoruz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.